Kardeşim, Hayrabol'daydık cuma akşamı. Cumayı cumartesiye bağlayan gece sabaha doğru işte program bitti ve 60 kilometrelik bir köy yolundan Tekirdağ'a geldik. Sabaha doğruydu geldiğimizde. İşte yattık, kalktık. Oradan İstanbul'a gelip İzmir'e uçtuk. O gece İzmir'de evimde kaldım. Ondan sonra Dumlupınar'a geçtik. Dumlupınar'da geçen pazar günkü benim hayatımın en önemli olaylarından biri olan Başkomutan Mustafa Kemal Atatürk Misafirhanesi ve Dumlupınar Sosyal Tesislerinin açılışını yaptık. Ve böylece Dumlupınar ilk kez, tarihinde ilk kez insanların uygarca konaklayabilecekleri ve o büyük zaferin anılarını yaşamak için geldikleri Dumlupınar'da konaklayabilecekleri bir modern mekan oluştu. Daha çok şey yapacağız, onu da anlatırım söyleşimizde. O gece Ankara'ya geldim, TÜTAV'ın ödül töreni vardı. Ona katıldım ve törenden sonra işte yurttaşlarımızla yine konuşarak, söyleşiler yaparak hiç gözümü kırpmadan sabahı ettim ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir önceki genel başkanı Sayın Deniz Baykal'ı hastanede ziyaret edip tekrar İzmir'e döndüm. Dün de Elazığ'a geçtik. Elazığ'dan yaklaşık 90 kilometrelik bir yolculukla Malatya'ya geldik. Gece Malatya'da programı yaptık. Yine sabaha doğru program bitti ve bugün buradayım. O nedenle üstümü değiştirecek bir vaktim bile olmadı. Kusura bakmayın, bağışlayın. Bunları da tamamen yurttaşlarımızın gerçekleri öğrenme hakkına hizmet, yurtseverlik gereği, Cumhuriyete ve Büyük Önder Atatürk'ün bize emanet ettiği o kuruluş felsefesine sıkı sıkıya bağlılığım dolayısıyla yapıyorum. Yoksa bu yaşımda bir köşeye çekilip ben de çoluğumla çocuğumla keyifli bir ya da konforlu bir hayat sürebilirim. Ama onun yerine ben böyle biraz meşakkatli ama birey olarak varlığımızı izah eden, neden yaratıldığımızı, neden var olduğumuzu izah eden bir misyonun peşinde gidiyorum ve bundan da fevkalade memnunum, mutluyum. Sağ olun, iyi ki hep birlikte varız. İyi ki hep birlikte varız. Şimdi ben size hayatımda en iyi bildiğim iki konuyu mümkün olduğu kadar kısa, sizleri sıkmadan en çarpıcı bölümleriyle anlatmaya çalışacağım. Bunlardan biri Çanakkale Zaferi'dir, Çanakkale Destanı'dır. Onu yani kişisel anılarımı anlatmadan önce size Çanakkale ile ilgili olarak benim değerli kardeşim Yılmaz Özdil'in Mustafa Kemal kitabında anlattığı Çanakkale'yi okumak istiyorum sıkmadan. Çanakkale'de kan durmuyordu. Tıbbi malzeme yetişmiyordu. Kurşun yiyen bacaklar, kollar iple sıkılıyordu. Yaralara ot tıkanıyordu. Ot yoksa çamur kullanılıyordu, delikler sıvanıyordu. Kurtlanan yaralarını deniz suyuyla temizlemeye çalışan gazilerimizin feryatları gecelerin karanlığını yırtıyordu. Daracık alanda binlerce ölü beden yatıyordu. Milyarlarca sinek üşüşmüştü. Kavurucu sıcakta iyice ağırlaşan koku sinek sürülerini mıknatıs gibi çekiyordu. İçmek için yeterli su yoktu. Kuyu suyu hastalık getirmekten başka işe yaramıyordu. Yıkanmayı unutmuşlardı. Bit istilası vardı. Bitler pantolon dikişlerinin arasına saklanıyorlardı. Kurtulmak için dikişlerin arasını kor parçalarıyla yakıyorlardı. Battaniyeye bulaştıysa battaniyeyi yakmaktan başka çare kalmıyordu. Karıncaları keşfettiler. Bitler karıncalardan kaçıyordu. Gömlekleri karınca yuvasının üstüne serince tertemiz oluyordu. Ancak
Anzak eri Steve Moyle korku filminden farksız olan su hatırasını şöyle anlatıyordu. Mataralarımızı kuyuya sarkıtırdık. Suda hep garip bir tat olduğunu söylerdik. Bir gün istihkamcılar geldi, kuyudan aşağıya çengellerini salladılar ve çürümüş bir ceset çıkardılar. Çanakkale buydu. Ben bir bölümünü anlattım. Çanakkale aslında Necmettin Halil Onan'ın Çanakkale'ye gidenlerin çok iyi bildikleri, o tarihi yarımadanın Çanakkale'ye bakan, kente bakan tepesinde bir süngüsünü tutan asker vardır. Onun yanında da Dur Yolcu diye başlayan dizeleri yer alır. Çanakkale bir devrin battığı, yeni bir devrin başladığı yerdir. O nedenle Çanakkale deyince durmak gerekir. Ben Çanakkale'ye ilk kez 6 yaşımdayken babamın memuriyeti nedeniyle tayin olması sonrasında, o zaman ulaşım çok zor, fırtınalı bir deniz yolculuğundan sonra, ama nasıl bir fırtına? Marmara'nın fırtınası korkunçtur. Mucizevi bir dinginlikteki sabaha uyandık gemide ve dışarıya çıktık, güvertede duruyorduk. Güneş gözümüzü kamaştırıyordu, yakıyordu. O dizeler, Necmettin Halil Onan'ın dizelerini okudum. Daha o zaman ben 6 yaşımda ilkokula başlamışım, işte okumayı sökmüşüz. Babam bana dedi ki, oğlum dedi, o meçhul askerdir dedi. Ben babama ne demek meçhul asker dedim. Ve başladı bana Çanakkale destanını anlatmaya. Hastane Bayırı diye bir yer vardır Çanakkale'de, bir semt. O zaman o yol boyunca tek katlı evler uzanırdı. Ve Çanakkale'nin en güzel evinde, böyle beyaz sütunlu, çok güzel bir Akdeniz evi, İngiliz Mezarlıkları Müdürü Mr. Mellington otururdu. Mr. Mellington, müstemleke valilerini bilirsiniz. Böyle melon şapkalı, beyaz elbiseli, o İngilizlerin ünlü siyah arabalarına biner, evinde uşaklar çalışır ve savaştan hemen sonra adeta bir tablo güzelliğinde yapılan İngiliz askerlerinin ve Anzak askerlerinin mezarlıklarını yönetirdi. Mezarlıklar müdürüydü. Biz ise az önce okuduğum o böyle kurşunların havada çarpıştığı, benim 7-8 yaşlarında bir çocuk olarak evimizin önünden geçen yolun ötesindeki denize dalıp şöyle biraz kumu karıştırarak bir avuç kum alıp çıktığımda 5-6 tane bombalardan etrafa saçılmış mermi topladığım ve daha sonra bunları hurdacıya götürüp satarak karşılığımı temin ettiğim bir ateş yağmuru. Yani yağmurda damlalar nasıl yağarsa kurşunlar öyle yağmış ve o kurşunların bir bölümü havada kenetlenmiş. Halen gittiğinizde görürsünüz Çanakkale'deki müzelerde. Sahil boyunca batmış gemilerin iskeletleri, paslanmış iskeletleri dururdu. Çanakkale'de hala öyle köyler vardır ki o batık zırhlıların, o işte dönemin en muhteşem donanmasının, Nusret Mayın gemisinin 26 mayınla perişan ettiği, neye uğradıklarını şaşırdıkları, o deniz zaferinin kazanıldığı gün batmış teknelerin, zırhlıların, savaş gemilerinin enkazlarıyla doluydu. Onların arasından geçerdik. Her evimizden okula gidişte onları mutlaka gördük. Böylece ben şu gerçeği yavaş yavaş öğrenmeye başladım.
Ya o İngilizler, Anzaklar, yedi düvel yenilmiş orada. Biz muhteşem bir zafer kazanmışız. Onların mezarlıklar müdürü var, yapılmış mezarlıkları var. Bizim bir şehitliğimizin yeri bile belli değil. Bir Hasan Mefsuf şehitliği diye aklımda kalmış. Orası da yani toplar duruyor ama başka bir şey yok. Ot, çalığı vesaire içinde. Nihayet 1950, evet ben gittikten bir sene sonra abidenin temeli atıldı. Yarışması 1944'te yapılmış, ben doğduktan bir sene sonra. 50'de temeli atıldı ama biz 57'ye kadar orada kaldık. Ayrılırken de babam götürmüştü. Sadece ayakların iskeleleri vardı. Yani betonları bile doğru dürüst atılmamıştı. Sonra 1960'ta 27 Mayıs darbesi oldu. Benim gazetecilik okulunda da öğretmenlerim, hocalarım arasında yer alan ve bana gazeteci olmayı bir heves halinde kabul ettiren, tutkuya dönüştüren merhum Abdi İpekçi Milliyet Gazetesi'nin genel yayın yönetmeniydi. Onun açtığı bir bağış kampanyası sonucunda toplanan paralarla, yani halkın verdiği paralarla abidenin dört ayağı beton olarak dikildi ve üzerine de beton bir tavan yapıldı. Bu abidenin projesinin müellifi, Allah rahmet eylesin, Profesör Doğan Erginbaş, ki o zaman Teknik Üniversiteyi henüz bitirmiş bir mezundu. Mehmet Utlular diye arkadaşıyla birlikte katılmışlar, proje yarışmasına kazanmışlar. Onun projesinin ancak 20'de birini falan oluşturuyordu. Etrafa kitabelerin yapılması lazım, ayakların granitle kaplanması, üzerine kabartmaların, savaşı anlatan sahnelerin resmedilmesi, yani granitin oyulmasıyla resmedilmesi gereken rölyefler var, kitabeler var, anıtlar var, sembolik şehitlik var, var da var. Bunların hiçbiri yapılamamıştı. Ve Bedri Rahmi Eyüboğlu'nun, ki hala kayıptır, tavanda yıldızlı bir geceyi resmeden bir eseri bulunacaktı. Gel zaman git zaman, ben gazeteci oldum, televizyoncu oldum. Televizyoncu olduktan sonra defaatle Çanakkale'ye gittim. Hep takip ediyorum, en ufak bir ilerleme yok. Nihayet 1995'te bize Çanakkale'nin yerel gazetecilerinden Aynur Narler bir mektupla abidenin hazin unutulmuşluğunun öyküsünü tüm ayrıntısıyla yazdı. Tüylerim diken diken oldu. Hala hatırlayınca tüylerim diken diken oluyor. Ben Doğan Erginbaş, o sırada projenin müelliflerinden, Profesör Doğan Erginbaş hayattaydı, rica ettim. Hocam benimle beraber gelir misiniz dedim. Beraber gittik. Böyle rüzgarlı, fırtınalı, soğuk, buz gibi bir günde Hisarlık Tepe'ye vardık. Bir de ne görelim? Oranın Çanakkale Şehitleri Abidesi olduğunu gösteren bir tabela bile konulmamış. Öyle yapayalnız, unutulmuş, kaderiyle baş başa bırakılmış bir abide. Abide demek için 1000 tanık lazım. Neyse, Doğan Hoca da çok üzüldü, ağlayacak gibi oldu. Ve affedersiniz, İstanbul'a geldik. Milliyet Gazetesi'ne, Doğan Grubu'nun gazetesi o sırada, Milliyet Gazetesi'ne
söyledik, bir kampanya açabilir miyiz müştereken diye. Milliyet Gazetesi, Abdi İpekçi'nin tam yaptığının tam aksini yaptı. Öyle lütfen görmüş olmak için, o da Aydın Doğan'ın talebiyle minicik bir tekstuna haber yaptı, güya kampanya başlattı. Biz arena olarak kolları sıvadık, haber üstüne haber, farkındalık yaratmak için her türlü çabayı sergiledik ve sonuçta İstanbul Borsası'ndan 150 bin lira o zamanın parasıyla alıp ilk olarak abidenin ayaklarındaki, dört ayağındaki granit kabartmaları çok başarılı bir şekilde Ferit Özşen'e, Profesör Ferit Bey'e yaptırdık. Bütün bir yaz çalıştı, çekiç ve keskiyle granitlerde o oymaları, kabartmaları muhteşem bir başarıyla nakşetti ve ilk aşamayı tamamlamış olduk. Ondan sonra Erbakan'ın, merhum Erbakan'ın Başbakanlığı döneminde Kültür Bakanlığı yapan İsmail Kahraman, bizim Profesör Emre Kongar'ın Kültür Bakanlığı Müsteşarlığı döneminde Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü ile Mehmet Özel Bey ile müştereken çalışıp hazırlattırdığımız projeyi rafa kaldırdı. İsmail Kahraman, Çanakkale Şehitleri Abidesi'nin bir an önce bitirilmesini engellemiş bir bakandır benim gözümde. Ve daha sonra İstemihan Talay Kültür Bakanı oldu ve İstemihan Bey'in döneminde biz bir aşama daha gerçekleştirdik. Ama yine abide tamamlanmamıştı. Ne zaman bitti biliyor musunuz? Ben 2004 yılında dönemin başbakanı Tayyip Erdoğan'la bir röportaj yaptım ve dedim ki, bakın yıl 1944, proje yarışması başlıyor. 50'de temeli atılıyor, 60'da Abdi İpekçi büyük bir gayretle halktan para toplayarak dört ayağı dikiyor. Ondan sonra biz şunları yapıyoruz. Bu arada kamu bankaları soyuluyor, hortumlanıyor, şunlar oluyor, bunlar oluyor, hırsızlıklar diz boyu. Ama bu destanı yazan kahramanların anısına dikilen anıtı tamamlayabilecek 3-5 milyon lira bir kenara ayrılamıyor. Bu utanç beni kahrediyor dedim ve 2004'te abide tamamlandı. Böylece biz bir ayıptan kurtulduk. Nusrat Mayın gemisi Tarsus limanında yarı batık vaziyetteydi. Yani 17 Mart'tı, 18 Mart 1915'e bağlayan gece. İngilizler, Fransızlar denizi tarayarak mayın tarama gemileriyle boğazı kat ederek hiçbir mayın yoktur şeklinde rapor verdikten sonra son 26 mayınını denize dökerek deniz zaferinin kazanılmasında bir numaralı fonksiyon icra eden o küçücük gemi yarı batmış vaziyetteydi Tarsus Limanı'nda. O konuda da haber yaptık, farkındalık yarattık. Şimdiki Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı, o zaman Tarsus Belediye Başkanı, Nusrat Mayın'ı onardı ve bir park yaparak, çok güzel bir park yaparak onu bir açık hava müzesi haline getirdi. Şimdi Mersinliler, Tarsuslular Nusret Mayın'ı orada görüyorlar ve dokunabiliyorlar. Yani o müthiş, o büyük zaferin, o tarihin gördüğü en büyük kahramanlık destanlarından birinin kahramanını, yaşayan kahramanını karşılarında bulabiliyorlar. Yoksa o da jilet olacaktı.
Atatürk'ün karargaha lağve edilip İstanbul'a geldiğinde o zaman tüm general Haydarpaşa'dan Pera'ya geçecek. Bir istimbot karşılıyor kendisini. Adı Enterprise. Tam Sarayburnu'na geliyorlar. Karşılarında çelikten bir orman gibi düşman donanması 55 parça demir atmışlar. Duruyorlar ve yaverinin umutsuz bakışlarını fark edince Mustafa Kemal dönüyor, geldikleri gibi giderler diyor. İşte o istimbot da çeşitli ticari amaçlarla kullanıldıktan ve 104 yıllık ömrünü tamamladıktan sonra jilet olmak üzereyken emekli tümamiral Cem Gürdeniz ve arkadaşlarının oluşturdukları bir Kartal istimbotunu, adı daha sonra Kartal olarak değişen o istimbotu kurtarma ve yaşatma platformu sayesinde tabii bizim naçizane farkındalık yaratmaya dönük yazımızdan sonra oluşan çabayla şimdi onarıldı ve 13 Kasım'da yani Büyük Önder Atatürk'ün o sözü söylediğinden 100 yıl sonra yapılacak bir törenle Tuzla'da Deniz Kuvvetleri'ne teslim edilecek. Bunun da iç huzurunu yaşıyoruz. Bunları size bakın biz şunu yaptık, bunu yaptık demek için anlatmıyorum. Bunları eğer medya gücü, basın, kamu yararına gayretle kullanılırsa çok büyük işler başarılabilir. Hatta imkansız başarılabilir. Bunlara naçizane birer örnek olsun ve bizim yaşadığımız toprakları biz anlatırken kutsal topraklar diyoruz. Bunu boşuna söylemediğimizi de cümle alem, dost düşman herkes bilsin diye yapıyoruz. Son örnek Dumlupınar'dır. Bakın buradaki varlığımızı, fiziksel varlığımızı benim naçiz hayatımı, şu anda bu konuşmayı yapıyor oluşumu, şu suyu sağlıklı bir şekilde içmemi, hatta aldığım nefesi bile borçlu olduğum bir yer var. Dumlupınar, Dumlupınar Zaferi, Başkomutanlık Meydan Muharebesi. Eğer o zafer kazanılmamış olsaydı, hiçbirimiz şimdi yoktuk. Belki vardık, da isimlerimiz başkaydı. Siz belki Costa olacaktınız. Belki Yani, belki Nico. Kim bilir? Ama biz olmayacaktık. İşte benim en çok kederlendiğim bir taraf da burası. Böyle bir zafer kazanılmış. O zafer sonrası İzmir kurtarılmış. Yunan ordusundan tek bir nefer bile bırakılmamış. Ve bu zaferi kazananların anısı Dumlupınar'da unutulmaya terk edilmiş. Öylesine bir kaderiyle baş başa bırakılma ki yine Profesör Emre Kongar hocamızın Kültür Bakanlığı döneminde yaptığı şehitlik ve Dumlupınar Savaş Müzesi olmasa, ilk anıt, ilk hedef anıtı olmasa, çünkü Büyük Önder Atatürk, ordular ilk hedefiniz Akdeniz'dir emrini orada veriyor. Hatta o anıtın hemen arkasında
bir Dumlupınar evi var. Halide Edip ziyarete geliyor kendisini. Tek yatak odası var. Mustafa Kemal'in yattığı oda. O odada yatmıyor. Halide Edip'e veriyor. Kendisi damda yatıyor. Böylesine de centilmen ve kadın haklarına müthiş değer veren, kadını bırakın birey olarak kabul etmeyi, kadına insan gözüyle bile bakmayan bir zihniyete karşı Mustafa Kemal'in kadına olan saygısı ve verdiği değer. Ben TRT'deyken Dumlupınar'a gidip haber yaptım. Ama çok hızlı bir tempoda çalıştığımız için belki daha sonra Afyon'da yaptığımız bir halk arenasından dönüşte işte sevgili Kadir Çankaya, Atilla Köprülüoğlu hep birlikte halkın avukatı Murat Ergün Dumlupınar şehitliğine uğradık. Orada 8 yaşındaki kızların babasıyla bir evladın ayrı cephelerde savaşan bir babayla oğlun tesadüfen Dumlupınar'da yine asker olarak buluşmaları ve daha sonra birinin şehit olması ama o kısacık süre içinde o savaş şartlarında birbirine kavuşmaları ve kucaklaşmalarını anlatan kitabeyi okuduğumda ben gözyaşlarımı tutamadım. Dedim ki, buraya gelenlerin duraklamaması için, konaklamaması için özellikle hiçbir şey yapılmamış. Bir kişinin medenice yatabileceği bir yatağın olduğu, bir otelcik, bir pansiyoncuk bile yapılmamış. Tuvalet yok. Belediye başkanının makamında bile alafranga tuvalet yok. Yemek yiyebileceğiniz tuvaletli bir restoran, bırakın tuvaletlisini, restoran yok. Yani insanlar oraya gelmesinler. Mustafa Kemal ve askerlerinin kazandıkları o zaferin öyküsünü orada yaşayarak, bazı şeylere dokunarak öğrenmesinler, bilmesinler diye çok özel bir çaba sarf edilmiş. Ben bundan dolayı utanç duydum. Yani insanın tarihinin gurur sayfalarını kendi eliyle karartması ne demektir arkadaşlar? Kabul edilebilir bir durum mu bu? Kabul edilebilir bir durum mu? Ne diyorum? Nefes alışımız ile borçlu olduğumuz bir zafer, bir dönüm noktası. Olağanüstü tarihi bir an. Hiç beklenmedik bir çılgın Türk başarısı bu. Onun için ne yapsak azdır diye düşündüm. Ve öncelikle oraya bir konaklama tesisinin mutlaka yapılması için her halk arenasında çağrıda bulunmaya başladım. Neyse ki Cumhuriyet Halk Partili belediyeler var. Var da sesimize kulak verdiler. Yani ben geçen pazar Ankara Yeni Mahalle Belediye Başkanı'nın yaptığı o 4,5 ay gibi kısa bir sürede inşa ettiği o Başkomutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk misafirhanesini ve Dumlupınar sosyal tesislerini görünce Başkan Fethi Yaşar'ın ellerini öpesim geldi. O kadar etkilendim, o kadar duygulandım. Çukurova'nın değerli belediye başkanı Sayın Soner Yalçın, pardon Soner Çetin, bizim biliyorsunuz Sözcü ailesinden Soner'e takılıyor dilim. Sayın Soner Çetin oraya çok önemli araç, gereçler, ekipmanlar gönderdi. Bir cenaze arabası yoktu. Hızlı tren hala düdük çalmadan geçiyor.
kaçarcasına geçiyor. Fakat yani medyanın sonuçta gücünü yansıtması açısından söylüyorum. Benim Dumlupınar Belediye Başkanı Niyazi Tezcan Bey'den aldığım bilgiye göre Meclis Başkanı Sayın Binali Yıldırım talimat vermiş. Demiş ki hızlı tren orada duracak. Yani sizin aklınızdan geçmeyen bir takım işlerin bile olmasını sağlayabiliyor medyanın yerinde, zamanında güçlü bir şekilde doğru olarak kullanılması. Dileriz sözlerinde dururlar ve hızlı tren artık bundan böyle orada durmaya başlar. Bir şey daha yapacağız orada. Oranın mahkûs talihinin sadece bir konaklama tesisiyle değişmeyeceğini çok iyi biliyoruz. Oranın kaderiyle baş başa kalmışlığını değiştirecek ve bütün Türkiye'de bir ilgi odağı haline gelmesini sağlayacak şey Kütahya'da Dumlupınar Üniversitesi var. Dumlupınar Üniversitesi'nin tüm Kütahya ilçelerinde birer yüksekokulu, fakülte binası var, enstitüsü var. Ama olması gereken yerde, yani Dumlupınar'da hiçbir şey yok. O zaman oraya çok şey yapılacak. Mesela bir yüksekokul mutlaka yapılacak oraya ve o zaman da Dumlupınar'ın kaderi tümden değişecek. Şimdi içten içe bir hesap yapıyorum, bir plan yapıyorum. Haftaya biz değerli kardeşim Yılmaz Özdil ile birlikte Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Özlem Çerçioğlu'nun konuğu olacağız. Şimdi nereye getireceğimi tahmin ediyorsunuz. Özlem Hanım çok başarılı bir belediye başkanı, tıpkı Soner Bey gibi. Özlem Hanım'ın eşi de Aydın Sanayi Odası Başkanı galiba. Yani öyle bir sivil toplum örgütünün başkanı. Biz bu yüksekokulu yapmasını Özlem Hanım'dan rica edeceğiz. Bakalım sonuç alabilecek miyiz? Siz de dua edin, ben de dua edeyim. Bunu canlı yayında açacağım. Aramızda kalsın şimdilik. Sır olarak kalsın aramızda. Yani Çanakkale'ye ilk gittiğimde 6 yaşında bir çocuktum ve babam bana o meçhul askeri gösterip Çanakkale Savaşı'nın geçtiği yerlerde o destanı anlatırken kalbime bir şarapnel parçası saplanmıştı. Bugüne kadar o şarapnel parçasının acısı hiç geçmedi. Çanakkale Şehitleri Abidesi'nin açıldığı gün ben davetliydim. Bir nebze olsun hafifler gibi oldu. Dumlupınar'daki sosyal tesisleri açtığımızda biraz daha hafifledi. İşte Nusrat Mayın ve o istimbot, Kartal istimbotu kurtarıldığında yine hafifledi. Ama hiç tamamen geçmedi. Ne zaman geçecek? Dumlupınar, Dumlupınar'ın hak ettiği her şeye kavuştuğu zaman. Ve o zaferin anısına, o zaferi kazananların, Mustafa Kemal ve askerlerinin anısına yapılan saygısızlık sona erdiğinde o şarapnel sızısı da sona erecek. Ben sözü fazla uzatmayayım. Bu konularda çok konuşabilirim, sabahlara kadar konuşabilirim. Ama çok değerli vaktinizi almayayım. Ben tarihin bize okullarda yanlış anlatıldığına inanıyorum. Hatta Atatürk'ü de yanlış anlattılar. İyi ki Yılmaz bu kitabı yazdı. Çünkü o diyor ki 35 yıllık kariyerimi ortaya koyuyorum ki Mustafa Kemal şimdiye kadar böylesine hiç anlatılamadı diyor.
Ben de yarım asırlık, benim önümüzdeki yıl meslekte 50 yılım dolacak. Ben de yarım asırlık kariyerimi ortaya koyuyorum ki Mustafa Kemal şimdiye kadar böylesine hiç yazılmadı. İyi ki Yılmaz Özdil var, iyi ki yazdı bu kitabı. O nedenle biz başta Atatürk olmak üzere Cumhuriyet'in kuruluş felsefesini, Cumhuriyet'in ön sözü olan Dumlupınar'ı, Kuvayi Milliye'nin ön sözü olan, milli mücadelenin ön sözü olan Çanakkale Destanı'nı hem çok iyi anlamak hem de bizden sonra gelecek kuşaklara çok iyi anlatmak zorundayız. Bu bizim birey olarak varoluş nedenimiz. Ayrıca bizi yetiştiren bu vatana en büyük borçlarımızdan biri. Milli bir görev. Anlatın, anlasınlar, anlayalım. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Sağ olun, var olun. Evet, değerli konuklar, duayen gazeteci, usta haberci Sayın Uğur Dündar Beyefendi'ye, değerli üstadımıza çok teşekkür ediyoruz. Ve şimdi çiçeğini takdim etmek üzere Çukurova Belediye Başkanımız Sayın Soner Çetin'i sahneye davet ediyorum.